Şimdi bir de Türkiye'de bir ilk yaşandı. Temiz hava hakkı davası açtı bir vatandaşımız. Benim gibi orak hücreli anemi hastaları için soluduğumuz havanın kaliteli ve temiz olması çok önemli. Bunu öğrendiğim günden beri temiz hava için Batman'da mücadele ediyorum. Tuğbali Bey 15 yıllık bir süreç içerisinde 100'den fazla dilekçe veriyor. Yıllardır bir yandan hastalığıyla bir yandan da o hastalığın seyrini daha da zorlaştıran hava kirliliğiyle mücadele ediyor Abdülbari Koç. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Batman hava kirliliğinde Türkiye'de birinci, Avrupa'da ise ikinci. Abdülbari Koç bir ilke imza attı, temiz hava hakkı için dava açtı. Hastalığım genetik ve tedavisi yok. Sık sık ağır ağrılı krizler geçiriyorum. Nefes almakta zorlanıyorum. Doğup büyüdüğüm bu şehirde dayanılmaz ağrılar yaşıyorum. Batman'da yaşayan 44 yaşındaki Abdülbari Koç orak hücreli anemi hastası. Hava kirliliği solunum krizlerini tetikliyor. Şehir içindeki tesislerin denetlenmesi, kalitesiz kömür kullanımının sona ermesi için uzun süredir mücadele veriyor. 15 yıldır burada çalmadığım kapı, konuşmadığım yetkili kalmadım. 15 yılın sonunda Tema Vakfı'nın kapısını çaldı Koç. Avukatı Tarık Güleryüz aracılığıyla Batman Valiliği ve Batman Belediyesi'ne 1 liralık tazminat davası açtı. Türkiye'de ilk kez temiz hava hakkı davası açılmış oldu. En önemli zorluğun hava kirliliğiyle Abdülbari Bey'in hastalığı arasındaki sebep-sonuç ilişkisini kurmakta olacağını gördük. 2 ayrı üniversiteye müracaat ettik. Geriye dönük Batman'ın hava verilerini, hava ölçüm verilerini ve Abdülbari Bey'in hastane kayıtlarını inceledik. Uzman doktorlar Koç'un hastaneye yatışlarıyla hava kirliliğindeki artışın aynı döneme denk geldiği sonucuna vardı. Şimdi davanın sonucunu bekliyorlar. Haklı bulunursa gerekli düzenlemelerin yapılmasının önü açılacak. Abdülbari Bey 44 yaşında ve bu davanın sonucunu görmek istiyorum. Bu hastalıkta ortalama yaşam süresi 45 yıl olsa da yaşadığım ağır ataklar hafifletilebilir. Daha az acı çekebilirim.